adresi verilmiş. Bunun en büyük ve en küçük tam sayı değerleri isteniyor. Şimdi şöyle hareket edebiliriz. Eğer en büyük değerini bulmak istiyorsak. En büyük değer için yazıyorum. Bizim A ifademiz eşittir 3 sinüs x eksi 5 kosinüs y artı 2. Biz eğer bunun büyük olmasını istiyorsak sinüs x'in olabildiğince büyük olması lazım. Tabii alabileceği en büyük değer artı 1'dir sinüs x. Şu ifadenin önünde eksi olduğu için kosinüs y ifadesinde mümkün olduğunca küçük olması lazım. Çünkü önünde eksi var. Kosinüs y'nin de alabileceği en küçük değer eksi 1'dir. Yani sinüs ve kosinüs artı 1 ile eksi 1 arasında değer alır. Bunlardan daha büyük ya da daha küçük değer alamazlar. Bu durumda a ifademiz eşittir. 3 çarpı 1 eksi 5 çarpı eksi 1 artı 2 olur. A ifadesi şöyle a sayısı 3 çarpı 1 3. Şurası artı olacak eksileri çarptığımız için. Eksi 5 çarpı eksi 1 artı 5 yapar. Artı 2 buradan bizim a ifademiz 10 gelir. Bu en büyük değer. En büyük a sayısı. Şimdi gelelim en küçük değerine. Tekrar yazıyorum ifadeyi. A ifadesi eşittir 3 sinüs x eksi 5 kosinüs y artı 2. Şimdi bunun küçük olmasını istiyorsak sinüs x'i küçük seçmeliyiz. Verebileceğimiz en küçük değer eksi 1. Sonucun küçük olmasını istediğimiz için önünde eksi var çünkü. Burada eksi olduğu için kosinüs y'nin artı 1 olması lazım. Böyle seçmeliyiz. Böyle seçersek bizim a ifademiz 3 çarpı eksi 1 eksi 5 çarpı 1 artı 2. Yani a ifadesi eksi 3 eksi 5 artı 2. Yani a ifadesi eşittir. Şurası eksi 8. 2 eklersek eksi 6 olacak. En küçük değeri de eksi 6. Bu ikisinin toplamı istenmiş. Toplayalım. Toplam 10 eksi 6. Bundan da 4 gelir. Yani işlemimizin sonucu 4 oluyor.